Nasılsınız? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar bu sefer tırda değiliz. İngiltere'ye geldik. İngiltere'ye gelmişken Arthur'u ziyaret ettik. Kardeşimi ziyarete geldim. Erkek kardeşim burada kameramanlık yapıyor. Şimdi seni göstereceğim. Çek lan. Bir ekrana bir tane yakışıklı yeter. Ondan sonra kız kardeşime geldim. Yani bir ailemiz var bizim de. Her zaman direksiyon başında değiliz. Bu Arthur, bilenler biliyor zaten. Geçenlerde bahsetmiştim. Yani neredeyse benim boyuma geldi. Konya'ya mı geldin oğlum sen? Konyalı mı olduk şimdi seninle? Konya yoluna mı geldik? He? Kilosu da benim kadar var hemen hemen. 60 kiloya denk geldi mi? Aynen. Dostlarım benim. Şimdi burada başlayacağım video. Daha sonra Londra'nın içinde bazı görüntüler yapacağım. Elimden geldiğince size Londra'ya birkaç şeyini göstermiştim ama Covid'den dolayı birçok yer kapalı. Yoksa müzeleri gezecektik, bazı şeyler dedik. Video böyle devam edecek. İngiltere videosu gibi bir şey olacak, ne bileyim yani oğlum, hani gezinti vlog mu diyeyim, ne diyorsunuz siz bunlara? Yani ben alışık değilim, benim hep direksiyon başındayım, biliyorsunuz beni. Hep direksiyon başında olduğum için daha kendi alanımda rahat şey yapıyorum. Şimdi bu gezinti videoları biraz bana bir garip geliyor ama yapacağız. Arthur'la beraber şimdi, Arthur burada kalacak yine. Arthur burada kalacak. Yürünmez. Arthur burada kalacak yine. Burada enişten bakıyor, erkek kardeşim bakıyor. Bir şekilde bakıyor, bir şekilde büyüyor. Tosun tosun. Böylelikle vlogumuz devam edecek. Hadi yürüyelim ya. Bakkala geldik. Kola mola alalım dedik. Yani tatil modundayız. Şu anda direksiyon modunda değiliz. Hadi bakalım. Bu arada... Oğlum niye hiç ses çıkmıyor? Gel buraya. Hiç konuyla YouTube'da alakası olmayan bu şahsiyet benim kardeşim. Erkek kardeşim. İsmi ne? Öner. Öner. Soyadı ne Öner? Tuna. Tuna Öner. Ne diyorsun Öner bu YouTube işine? Abi, sen de yapmayı düşünüyor musun mesela? Abi hiç ilgi alanım değil ya. Hiç ilgi alanım değil. Beni destekliyoruz abi. Beni destekliyor ve like atıyor her seferinde videolarıma. Bazı videolarımı izlemiyormuş, onu fark ettim. Yok canım, izliyoruz, takip ediyoruz ya. Geriden geliyoruz yalnız. Geriden geliyor, ne de olsa YouTube'da da sorun değil. Hadi oğlum, ne yapıyorsun? Çişten DNA analizi mi yapıyorsun ya? Dostlarım benim, burası İngiltere. Yani ben size daha sonra görüntüler yapacağım. Şu anda yemeğime gidiyorum. Ama Londra içerisinde de bazı görüntüler yapacağım. Elimden geldiğince güzel yerleri, merak ettiğiniz yerleri ççekmeye çalışacağım. Ya çok da merak edecek yerler var mı İngiltere'nin? Yani merak edin. Sakın gelmeyin. Sakın gelmeyin. Sakın burada. Gelmeyin. Burası iyi değil. Sürünüyoruz burada. Sürünüyoruz burada. Değil mi? Öyle bir mod var. Aynen evet. Öyle bir kesim var yani. Böyle. Gelmeyin sakın. Köpüne yıldırma şey yapan. Sakın gelmeyin. Burası çok kötü. Yaşanacak yer değil. Aynen. Görüyoruzlar. İklimi de çok kötü. İklimi... Kasvetli bir havası var. Kasvetli bir havası var zaten. Nereye gidiyorsun lan? Arthur'un bile huyu sürdü işte. Dostlarım benim, devam edeceğiz videonun diğer kısımlarında. Hadi görüşmek üzere. Saygılar. Saygılar. Şimdi dostlar, hani bu böyle ufak bak kafama böyle gelen şeyleri ben size göstereceğim. Ufak tefek. Mesela bakın, kapının önünde çanta var. İşte mont var. Bu bazı mı? Hayır abi, bazı yerler var free. Evet, abi mesela şimdi bazı yerlerde adam yazmış free. Yani bedava alabilirsiniz. Mesela şuraya koymuş eski eşyalarını. 1 liraya 50 cent çepen peniye. Çanta güzelmiş abi. Bir çanta güzel miymiş? Aynen. Çantaya evet. Kaç para istiyor? New. Backpack. Bakıyoruz. Adidas. Puma. 3 pound. 3 pound mu? Aynen. Yani şurada Puma çanta 3 pound. Böyle eski kullanmadıkları eşyalar falan böyle bahçelerine koyuyorlar. Burada yolda geçen ihtiyacı olan insanlar alıyor. Bunlar para yazmışlar ama hani valla para bile vermez. Alıp gider yani. Ama bir daha alıp yani şöyle bunun önüne koymuş. Niyeti olan, hırsızlık yapmaya niyeti olan alıp götürür yani. Kimse de sorgulamaz yani. He, dediğin gibi kapıya böyle koyup da niyeti hırsızlık olan kişi alıp götürür de ona bile müsaade ediyor yani. 1 lira 2 lira yazmış ama hani bazılar ücretsiz. Böyle yerler var yani. Böyle millet bu tür şeyleri yapıyor yani. Değil mi Ömer? Aynen abi. Hadi bakalım.
Aslında kendi kendine eğitti. Yani bu köpek kendi kendine eğitti. Karakortaların, karakorta cinsi köpeklerin bir diğer özelliği kendi kendine yetişme. Şimdi Arthur komutlara çok iyi, saldırma komutlarına ve durma komutlarına çok iyi hakim. Sonuçta İstanbul'dan çıktı geldi buraya. Kendini koruması gerekiyordu. Burada gerek yok ama orada bu konuları öğrendi. Tedarikli geldi yani hemen. Mahallenin köpeklerinden Arthur raconu öğrendi. Geç hadi. Hadi gel şimdi. Arthur şimdi bekle. Bak şimdi arkadaşlar tutuyorum ağzına. Bir şey yapmıyor. Niye? Çünkü ben komut vermedikçe hiçbir şey yapmaz. Ama ben tutul. Bırak. Bırak. Bırak bakayım. Bırak. Otur. Otur. Arthur eğitimli bir köpek. Kendisi bayağı uzun süreçlerden geçti. Ülke ülke geldi zaten karadan. Türkiye gibi bir ülkede yaşadı abi. Yani kendini koruması gerekiyordu. İçgüdüsel olarak içgüdüsel koruma içgüdüsü hayvanın gelişti tabii doğal olarak. Tut. Bu ne yaptın? Köpeğimiz köpeğimiz utandı baksana utandı yanıma geldi. Oğlum utanma aslan köpek. Pelivan yeleli köpek. Yeleli köpek. Arkadaşlar siz çok fazla ciddi alıyor. Güzel bir köpektir. Eğitimli. Bir evlat. Yani dövüşmek veya savaştırmak biliyorsunuz bu tür şeyler bize göre değil. Sadece kendini savunması veya evini savunması anlamında öğrettik bu tür şeyleri. Yoksa kedi kadar uysaldır. Daha şu anda herhalde bir vukuatı yoktur. Kimseye saldırmak gibi bir şey de yoktu. Var mı lan? Var mı lan? Arkadaşlar aşağı koyacağımız linke tıklayarak Arthur'un Arthur'un parçaladığı aşağıdaki link. Kedi, tavuk. yok. Ya şu göze baksanıza. Şu göze bakar mısınız? Şu köpeğin yani başka bir canlıya zarar vermesi gibi durum. Yani baksana şu yüze bakın, gözlerin içine bakın. İfadeye bakın. Yok ya. Kime zarar verir bu ya? Mümkün değil. Mümkün değil. Tamam, durduruyorum. Döşe bak, döşe. Videoyu durduruyorum abi. Sayı ver. Aferin olsun. Abi ne olursuz. Ne olur çalma diyor. Abi ne olur çalma. Otur bakalım. Orada olsun. Evlerinin Yoksa. Zıraba dayanamıyorum daha fazla abi. Kes diye sesini. Öyle abi. Şimdi Nalbur'a gidiyorum. Tabi her şeyi değiştiriyoruz. Dönüş yapalım. Çarşı çok yakın bana. Yani eve çok fazla uzak değil. Yaklaşık 4 dakika bir süre falan sürüyor. Baya be. Baya uzun süredir bisiklete binmiyorum. Vücut hareket etmiyor. Etmeyince tabii ki yoruluyoruz artık. Herhalde yaş da biraz etkili bu durumda. Şimdi çarşıya hemen sol taraftan bir giriş yapalım. Hoppa. Şöyle. Bu arada elimde telefon var. Sıkıntı olmaz. Negatif. Şöyle bakalım buraya. Hoppa. Şöyle yapalım. Çarşı bugün sessiz. Bugün pazartesi. Ters değil mi? Küçük bir şey yani. Böyle işte dükkanlar falan bulunuyor işte arkadaşlar. Eyvah.
çok fazla da büyük bir çarşısı yok buranın. Yani küçük burası sonuçta, Londra merkezi değil yani. Yaşadığımız mevcut. Bağlı bulunduğu küçük bir alan. Şimdi sorry. Sonra buraya işte Nalbur'a geldik. Bu arada maskemi unuttum. İnşallah hatırlayabileceğim maskeyi. Şey, inşallah maskesi beni alırlar içeriye. Bu arada rüzgar da var biraz. Belki şöyle bir denize gidebilirsem, şu araba, yani bisiklet frenlerini yaptıktan sonra denize girmeyi düşünüyorum. Nalbur'a geldik. Maskeyi unuttuk ve içeri almıyor. Almadığı için de bir de bana hani 5 liraya maske falan satıyor. Biz de yer mi İstanbul çocuğu diyerek tekrar geri, hani akılsız başın şeyini ayaklar çekerlerler ya arkadaşlar. Ay. Gidiyoruz şimdi. Bu arada ön fren sıkıyorum ha. Düşersem. Şimdi burası bizim arka bahçeye çıkıyor. Ara bir yol böyle. Ön cadde değil. Problem. Şimdi kız kardeşim çocuğu uyuttuğu için kaldırmak istemedim. Tek başına gidiyor çünkü şu anda. Ben de ön kapıya gidiyorum. İnşallah bu da aşağı düşmem de. Fren basman. Uçtuk. Şimdi şöyle eve geçelim hemen. İnşallah bu kapı açıktır. Ama en son ben buranın kapının önünde oturmuştum. Oğlum var tek ele. Şöyle. Hop. Şöyle gidelim. İnşallah kapı açıktır. Dur işte be oğlum. Açıkmış. Hadi bakalım. Maskeyi aldık. Şimdi binelim bisikletimize gidelim. Atayım ya. 3 dakikalık 5 dakikalık gidiyorlar. Abi BMW çizilmiş. Sol taraf olduğu gibi çizmişler. Bazen oluyor böyle, sarhoşlar falan denk geliyor. İşte böyle gıcıklık olsun diye ya da makara olsun diye kendince eğlence yapıyorlar. Kendince saçma sapan bir muhabbet yapıyorlar. Şimdi sağ taraftan tekrar çarşıya iniyorum. Şöyle. Burası da arkadaşlar kumarhane. Hani var ya şey, oyun makineleri, videoları gösteriyorum ben size. O kameralardan işte. Bu arada sağ taraf boş. Ve tekrar indik çarşıya. Hani sizi paylaşıyorum ki siz de görün. Bazı arkadaşlar merak ediyor yaşadığım yeri. Ve ablayla dayı, ay güzel. Thank you. Sağ olsun adamlar. Oğlum buranın yaşlısı da bir acayip. Yani bizim mesela yaşlılarımız hani böyle şey yapar ya, mesela şu karşıya bak, bak görüyor musun mesela? Hani bizimkiler bizimkiler 60'a falan geldikleri zaman başlıyorlar abi, veya işte 55'e geldikleri zaman işte bir başlıyorlar, işte oram ağrıyor, buram ağrıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Tabii biz de olacağız, bilmiyorum o zamanlara kadar, ama bizimkiler elinde var işte, otobüste niye yer vermedin kavgası, işte şöyle. Buradakiler böyle değil. Böyle oranın yaşlısı yaşlandıkça kendine daha da böyle bir gençliğe doğru bir şey yapıyor. Daha böyle bir genç görünmeye çalışıyor veya daha böyle kendini zinde hissediyor. Ve karşı gelen insanlar, 50 küsur yaşında insanlar. Ya, hello, how are you? Burada how are you diye bir şey yok. How are you? Şöyle binlik, bu ıslak, 400'lük bu. Hani pası alacağım, maksat pası almak buradan, temizlemek. Hah, binlik. Ha, binlik. Uzun para. İşimi görür. Bir de sprey boya alacağım. Yalnız sprey boya burada pahalı. 7-8 pound. Ya da 7-8 pound, az önce bir markette ben baktım. Az önce dedim yani, dün market etmiştim. Şimdi köpeğe de mama, bizim Arthur'a mama almaya gideceğiz. Bir de yağ bakayım ya, ince yağ arkadaşlar. İnce yağ bakmam lazım. İnce yağ. Evet. 2.95'e ya, ince ya arkadaşlar, zincir, bisiklet zinciri falan için bu tür yağlar, yani tutup da sıvı yağ falan dökmeyeceğiz çünkü o ileride şey yapıyor. Ah, şimdi şöyle şimdi tekrar aynı sahne yaşıyoruz, dejavu oluyoruz şu anda, ama biraz hızlı hareket edip gideyim bisikleti yapayım arkadaşlar. Şimdi markete gidiyorum. Arthur'a mama alacağım. Ve bir de şu renk boyadan alacağım. Çünkü burada pahalı abi, 8 lira.
Hem de size mama alacaktım, markete gidecektim. Markete gitmişken de buralar benim yaşadığım yerler arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hem de bu arada rampa çıkıyorum. O yüzden biraz nefes. İyi oluyor ama ya, hep bisikletle değil, şöyle değil, hep. Ulan kamerayı ters çevirdik. Dur. Hep tırla, arabayla falan hareket etmiyoruz. Böyle iyi oldu. Abim beni soluyor. Benimkisi 460 DAF. Abi CF DAF CF ile beni her türlü soluyor. Ama peşini bırakmayacağım. Bir de sattır. Bir market yapalım. Bu arada market, bir market videosu olmayacak bu. Sadece mama alıp çıkacağız. Burada siz de bir bisiklet olarak bir araçsınız ve trafikteki herkes size de diğer araçlar gibi saygı duymak zorunda. Şimdi ben sağa doğru elimi uzatacağım. Sağa doğru sinyal verdim elimle ve dönüyorum. Buradaki insanlar beni beklemek zorunda. Böyle bir şey var arkadaşlar. Yani trafikte sadece araçlar değil, bisikletlerde bir araç olarak gözüküp aynı saygılığını burada göstereceksiniz. De buraya nasıl döneceğim ben? Evet, markete doğru geliyorum. Sorry. Thank you. Evet dostlarım, marketimize geldik. Aldi. Ailemizin marketi. Bisikletimizi hemen buraya park ediyoruz. Valla zincirlemeyeceğim. Çalınırsa da yapacak bir şey yok. Evet. Bir dur be oğlum. Bir dur. Şöyle herhalde dur. Evet. Benim çiçek videomda arkadaşlar, navigasyonla alakalı bir videom var. Orada böyle bir çiçek yükünü devirmiştim Hollanda'dan. Hollanda'dan taşıdığım bu çiçekleri devirmiştim. Böyle bir videom var. İzlerseniz göstermiştim orada. Evet. Şimdi dezenfekte alıyoruz. Şimdi bu bizim gibi market videosu olmayacak. Sadece mama alıp çıkacağım. Ama Nutella, Nutella'nın fiyatını göstereyim size. Kaçlık bu arkadaşlar? Hani Nutella'dan yola çıkarak söyleyeyim, ben bir örnek vereyim. 630 gramlık bir yani Nutella. 3.99. 3.99'muş. Hemen 4 birim para. İyi değil mi? İyi. Mama burada. Arthur'un maması da burada. Köpek mamalar da uygun arkadaşlar. Ben Türkiye'de mamaya 250 lira para veriyordum Arthur'a. Ama şimdi ha buradaymış. Şu arkadaşlar kaç kilo bu? 12 kiloluk bir mama. Kaç para? Komple 6.49. 6.49 liraya 12 kiloluk bu mamayı alıyoruz. Şimdi bir de boyayı aldık değil mi? Boya neredeydi? İnşallah o boyadan kalmıştır. Böyle Aldi'de bu tür şeyler de var arkadaşlar. Böyle araç gereçler de çıkıyor. İşte ucuzluklar var yani. Şimdi boyalar. Bakın. Orada 7.99'lu. Ben al burada. Burada sprey boya. Easy. Deco mu? Deco mu bizimkisi? Easy Home. Easy Home. 3.99. 4 lira. Tam da istediğim renk. Altın rengi var. Biz bunu istiyoruz. Bir tane de bunu alıyoruz. Cebimizi koyalım. Ondan sonra şöyle. Dediğim gibi şu anda bir şey almayacağım. Bir market alışverişi için size ekstra bir video çekeceğim. Bu araç bir örnek sadece vereyim. Çocuklara olanlar için diyeyim mesela ben size. Çocuk beziyle alakalı. Ona çok şaşırmıştım. Çünkü benim şimdi yeğenim var. Yeğenim olduğu için ona bebek bezi alıyoruz.
Arkadaşlar, şu içinde 98 tane mesela bu bez var diyelim, tamam mı arkadaşlar? İçinde 98 tane olan bez 4.39. Yani 4.39'a, yani 5 birim para bile değil. Bu bebek bezi bana acayip uygun gelmişti. Yani çocuk duvarasım geldi. Tabii birini bulursak. Hadi. Mamayı aldık, bisikletin önüne koyduk da. Yalnız bir problem var. Zaten buradan aşağıya ben pedal pek çevirmeyeceğim için. Sadece şurayı kullanacağım. Buradan sonrasında pek fazla pedal çevirmiyorum. Şöyle bir vites yükseltelim, biraz ağırlaşsın. Arkamızda da araç var. Araca da engel olmamak şartıyla yolda gidelim. Yani buradan aşağıya çok fazla pedal çevirmeyeceğim zaten. Eve doğru gidiyorum. Az önce rampa yukarı çıktım ama şimdi rampa aşağı ineceğim için bu şekilde taşıyoruz. Şöyle yapalım. İnşallah düşmeyiz. Ne diyorsunuz? Vitesi... Hadi. İnşallah düşmem. Bu aradan benim eve giriyorum arkadaşlar. Aha, dön. Evet. Ulan helal olsun bana ya. Yemin ediyorum helal olsun bana. Bu halde bisiklet kullanıyorum ya. Burası bizim arka, evlerin arka tarafı arkadaşlar. Bahçelere giden yol. Herkesin bahçesine buradan yol gidiyor. Siz Artur. Ne haber oğlum? Ne haber oğlum? Sana mama getirdim. Pezeven köpek. Şerefsiz köpek. Bak sana mama getirdim. Çık. Acıkmışsındır. Şerefsiz. Artur az önce siz yokken ben bir çıkardım dışarıya. Bir tur attım, bir tuvaletini yaptırdım. Tekrar geldik. Şimdi. Kestik abi. Şimdi ben normalde bu kuru mamayla beraber bir de yaş mamalarımız var. Şöyle. Şu et var içinde. Bazıları tavuklu. Bunlar da ucuz. Yani 400 gramı 2 liraya falan gelir. 6 tanesi 2,5 liraya gelir. Kıl yapmışsın lan. Beni bekliyor. Ye oğlum, hadi ye. Ye oğlum. Şerefsiz köpek. Ye. Ben izin vermeden yemez. Yani mesela yeme dediğinde ağzındakini bile atar yani. Öyle bir şerefsiz. Neyse. Devam. Şimdi dostlarım, bu bisiklet yeni aldık biz bunu. Kız kardeşime aldık. Bisikletin şöyle bir hikayesi var. Bu bisiklet arkadaşlar Facebook'ta burada. Facebook'ta satış şeyler var, ikinci el. Arkadaşlar burada yani etrafta olan kişiler ikinci el eşyalarını burada satıyor. Koyuyor. Ucuz bedava da verenler var. Ucuz bir şekilde satmaya, elinden çıkartmaya çalışıyorlar. Biz de bisiklet arıyorduk. Hazır bunu bulduk. Hemen şurada iki sokak altımızdaydı. Gittik aldık. Kaç paraya aldın diye soranlar arkadaşlar. Şu marka. Hatta belki koyabilirsem koyacağım. Bu marka ben baktım. İnternette 250 mi 300 mü 350 pound civarında bir bisiklet. Ama biz bunu 10 pound aldık. Yani 10.000'i param verdik sadece. Tek problem olan yeri frenleri. Frenleri bir sıkıntılı. Ön fren çalışıyor da arka fren çalışmıyor. Onun için Amazon'dan sipariş verdim. Fren kabloları falan verdim. Onları yapacağız. Bir fren kablosunu yapacağım sadece. Başka bir problem yok. Bir lastiğe hava vuracağım. Bir de şu direksiyonu işte az önce boya aldık ya. Yani şimdi şu boya, işte bu boya muhabbetleri falan var. İşte bu boyaları atacak yapacağız. Yani direksiyonu yeniden parlatacağız. Burayı sökeceğim komple. Tabii sökebilirsek. Sökeceğim. Tekrar yeniden boyayacağım. Şu kısımları boyayacağım. Evet. Direksiyonu söktüm. Şimdi amacım direksiyonu güzelce bir zımparalamak. Daha sonra da aldığımız boyayla da boyamak. Belki de orijinali gibi bir etki yaratmayacak ama en azından temiz durmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Malzeme çünkü kendisi ayrı bir kaplaması var ama en azından temiz durur diye düşünüyorum. Olduğu kadar kardeşim ya. Ama şimdi ne aldım ben? Zımpara aldım. Yağ aldım şeyler için. Bakın bunları Amazon'dan sipariş verdim. Arka fren, ön fren aparatları, telleri ve içindeki kablosu.
4 tane pabuç yollamışlar yanında malzemelerle beraber. Hatta anahtar bile yollamışlar adamlar, Allah razı olsun. Böyle bir takım halindeki durumumu kaç aldım ben bunu? Bunu 7,5 aldım. 7,5 birim paraya. Bu şekilde. Ve şey siparişi verdim. Şarjlı. Arkadaşlar su geçirmez. Çok güzel şey. Işık. Ön ışık. Su geçirmez. Güzel bir ışık. Çapı çeşit aparatları var. İş görüyor yani bayağı. Bir tane ön. Bir tane de arka. Bu da şarjlı. Yüksek, daha da yüksek falan, böyle güzel. Yani piyano sönen tarzlardan kapat. Bu da şarjlı. Su geçirmez. Bunların ikisini de, bunlar da 7-7,5 aldım arkadaşlar. 7,5 prim paraya. Amazon'dan verdim siparişi, 2 gün sonra geldiler. Bakalım, yapalım, toplayalım hadi. Bu paslı yerlerini siliyoruz. Kabarmış olan yerleri. Oğlum sen ne yapıyorsun? Artur? Artur? Ne yapıyorsun sen? Şerefsiz. Devam. Evet, şimdi... Bir şey yok ki, şuraya vuracağım ya. Araba mı boyayacağız sanki Deniz? Deniz. Araba mı boyayacağım Deniz? Şimdi bakalım. Artur rahatsız etmesin. Şimdi başta bir astar tarzında atacağız ama bu arada ben niye sol elimle yapıyorum? Gerçi sol elimde kullanabiliyorum ama sağ elimle yapmaya çalışayım. Bir astar tarzında vuracağız. Başta. Akıtmadan, damlatmadan. Üst şeyi kapatabilmek için. Şu anda biz astarımızı attık. O bekleyecek bir 10 dakika, 15 dakika. Bu süreçte donacak. Alt astar. Bunu bir daha boyaya çaktık mı? İşte tamamdır. Ne o lan? İbine. Böyle aksır tıksırıyor tabii köpek. Oğlum bak, çok dağınık çalışıyorum. Gören de motor indirdik. Şanzıman indirdik diyecek ya. Neyse, hızlı bir halim. Hemen bitireyim. Evet, Artur'u yıkıyoruz. Uzun süredir bayağı bir kirli. Pek halinden memnun değil ama yapacak bir şey yok kanka. Temizlik imandan gelir. Göğsü falan var, sıcacık ateş gibi şurada. Abi o üşümüyor ya, sen üşüyorsun ama üşümüyor köpek. Hazırladım. Köpeğe gusül abdesti aldım resmen. Köpeğe gusül abdesti aldırın lan Deniz. Abi bu bildiğin şey köpek değil ki, at gibi bir şey yani. Zaten şu an falan da atlar için. Hayır, hayır. Oraya gidemez. Bekle. Bekle. Yavşak seni. Mis gibi olacaksın lan eşek. Bütün karılar sana bakacak işte. Bütün mahallenin ipleri aslan olacak. Mis gibi kokuyorsun. Hı? Belki halinden memnun değil ama. Kanka sen, ama var ya sende bir tellaklık var ha. He? Bunu yıka yıkıyor. Bir tellak havası var sende ha. Yani kişiden kaybediyorsun. Kilodan yoksa böyle iri yarı bir şey olsan. Oğlum yat kalk var ya, Deniz abine dua et. Yoksa var ya benim hayatta seni kurtmam ha. Böyle ıslak ıslak kalırsın. Kendi kendini kurtursun. Şerefsiz köpek. Sıkma tatlıcanını, kolla tatlıcanını biliyor musun? Sen gibi şerefsiz köpek. Şimdi Murat abi. Al Pacino gibi oturmuşsun burada. Gödemi
Murat abi İzmir'den geldi. Yaklaşık kaç yıldır Murat abi? 3 yıl bitti. 3 yıldır burada berberlik işiyle uğraşıyor arkadaşlar. İbrahim burada 11-12 yıldır burada. Kendisi o da Uber minibüs taksi işiyle uğraşıyor. Yani bizim İngiliz korsan taksiliğin üstü. Bu resmi çalışıyor. Kendileri burada ticaret uğraşıyorlar abilerin. Biliyor musun abi sen de yani var ya böyle bizim mesela Almanya'daki gurbetçi arkadaşlar. Biz aslında gurbetçi statüsündeyiz yani. Ben de yani bir ara görmedim ama bir yıl sonra ben de kendimi görmeye başladım. Hani şey diyorlar ya böyle ya gelmeyin arkadaşlar burada işte şöyle böyle filan şuradan yani Türkiye'yi güzelten güzel. Hani o statüsümüz yoksa ben açıkçası şöyle söylüyorum arkadaşlara. Gelebilen, burada yaşayabilen, mesleğini burada icra edebilen arkadaşlar için güzel. Ama mesleği olmayan, dili olmayan arkadaşlar için biraz zor sıkıntılı zamanlar geçirecekler. Aynı fikirdeyiz abi. Bana göre gelsinler. Yani mutlu olacaklarına inanıyorum. Bilhassa İngiltere diyorum yani kendi ya 20 yıl önce bir İsviçre bir şeyim vardı. Oradan kendime şey buluyorum. İngiltere yaşanmalı ülke, yer ve de mekandır. Zamanla değerlendirsinler. En azından Ankara'nın başkasına kalkması gitmek üzere. Abi sen şimdi çekti, böyle bakıyorsun da bu adam 13 yıldır burada. Aha. Bir de bu adama sor yani. Yani değişikliğimiz değişik olduğu için. Ticaretle uğraşan bir adam bu adam. Bir de ne ister ticaretle uğraşan yani. Evet. Aramacılıktan tutup profesyonel dükkan işlerine evlendir bir açıklayış. Vallahi. Sen İngiltere'yi seviyor musun? Seviyorum. Geçen Türkiye'de gitti 15-20 bir ay. Evet, bir buçuk ay kadar tatil yaptı kendisi. Nasıl? Yani zordu. Zordu. Bayağı güzel. Yani karşılaştırma yapmak gibi değil arkadaşlar. Kötülemek gibiden bahsetmiyorum. Bu sadece biz burada değerlendirme yapıyoruz. Yani burada yaşayan bir insana ben, siz şimdi burada yaşıyorsunuz. Biz de burada bu arkadaşlara soruyoruz. Burada yaşayan arkadaşlar, ticaret yapan arkadaşlara soruyoruz. Sizce burada, orada mı, burada mı yaşamak istersin? Burası. Bu şeyi de yapmayın yani işte ya ne de olsa lan sen orada alıyorsun 1000 pound para çarpı 10 yaptığın zaman yo paraya bak yani değil. Arkadaşlar 1000 birim para aynı hesap onu ben 50 defa biliyorum bahsettim. Buranın bir sitenin oranın 1000 tanesi gibi düşünüyorum. Peki burada ticaret yapmak mı daha kolaydır sence o zaman? Ya yapacağım ticarete bağlamış şimdi ne yapacaksın ticaret yani burada bizim derin yani genç bir yapıcı. Ticaret yaptığı için ben sana soru soruyorum. Çünkü ticareti nereden arkadaşlar da var? Arabacılıkla mı? Kontakçılık yapıyorsun. Yani aldığın para mesela satıyor. Türkiye'de bile 10 bin lira para alsan karşılıkta bir sürü de var. İşte yakıtım var, vergim var, lastiğim var, otoban paralarım var, onu var, bunu var, bunlar ne? Mesela buradaki aldığımda oradaki Türkiye'ye karşılığında en peşindirmeyecek para var mı yani? Burası o yönden avantajlı yani. Avantajlı değil mi? Avantajlı. Evet, bir banton alıp dedik. Şöyle üst kata bir çıkalım. Şimdi bir pantolon, bir gömlek bakıyorum arkadaşlar. Yarın Türkiye'ye geçeceğim. Bu sebepten dolayı hemen de şey, ucuz dandik bir mont diyelim. Kaç paradık ki? Kaç paradık ki lan bu? 40. 40 birim parası. Boğazlı kazaklar da çıktı. Yazlıklar geldi artık 18 pound. Triko. Pantolon tarzı bir şeyler bakmamız lazım aga. Aa bak bu gömlek güzelmiş. Hı? Ne diyorsunuz? Vallahi. Yeşil renk. Yeşili severim. Bunu alacağım. Bunu alacağım arkadaşlar. Şimdi durursun şöyle. Vallahi orada bir pantolon gördüm ama tam istediğim ölçülerde değil. Bu arada şey yapamıyoruz, deneyemiyoruz. Yani arkadaşlar burada pandemi sebebiyle. Mesela kulaklıklar var. Çok markalı değil, çok orijinal de ses çıkartmıyorlar ama hani işim görsün falan diyorsanız böyle 14 birim paraya var. Çok değişik değişik. iPhone çakması işte biliyorsunuz bunları. Aynı şekilde 14 birim para. Var. Buna benzer. Tıraş bıçağı var. Mesela sakal diseni var.
arkadaşlar. Yani çok dandik malzemeler değil bunlar ha. İş görür. 5 birim paraya düşmüş. Bir makinasında biraz salaklaştı diyorum. Acaba şunu alsam mı? 5 birim paranı. Sakallar keser bu ya ufak ufak. İş yapar. Ne diyorsunuz? İndirime girmiş yani. 10 pound'dan 5'e düşmüş. 5 birim para yani. Ve kötü değil yani. Fena değil. Elektronik diş macunları. Oral bir. Hani var ya şu motorlu olan vız vız vız. Bakın 8 birim paraya düşmüş bu. 9.90'lık 8 birim paraya düşmüş. Bunlar acaba işe yarıyor mu gençler ya? Siz bilirsiniz bunları. Yani sizce nasıl? Kötü değil. Oral bir yani. Bu Türkiye'de de satılıyor bu marka. Elektronik olan. Ne diyorsunuz? 8 birim para alsak mı lan acaba? Her şeyi alsak mı diyoruz ama elimizi sürdüğümüz yok. Enver. Paraları nereye gömeceksin Enver? Enver kardeş. Paraları nereye gömeceksin Enver kardeş? Bekarsın. Elektrik yok, su yok, kira yok. Neyin peşindesin sen kardeşim? Değil mi? Bu paraları nereye gömeceksin Enver? Oradan sesleri duyabiliyorum az çok. Mont var şey. Dediğim gibi her markadan var burada. Her marka, her marka. Ve orijinal marka arkadaşlar. Yani çakma çıkma diye bir şey yok. Bakın tekrar söyleyeyim. Çakma diye bir şey yok burada. Her şey orijinal. Ama her markalardan var. Mesela dizel pantolon var. İşte atıyorum. Oğlum pantolonu bulamıyorum. Pantolon da burada. Yani tabii çok orijinal bir pantolon bulmak, çok böyle bedenine uyacak bir pantolon bulmak da zor. Yani şey gibi düşünün, Eminönü şey gibi düşünün burayı da. Bana kot lazım arkadaşlar, kot. Bunlar şey. Kot lazım bize. 24. Pahalı. AHM'de 15'e de pantolon vardı arkadaşlar. 40. Maşallah. Valla dostlar. Ben bu pantolonu alacağım. Kafaya koydum. Biraz pahalı. Yani buraya göre de biraz pahalı. Ama istediğim 36 değil. 34'üne baktım bulamadım ama 36 olur. Göbekliyim şu anda. İleride kilo verir miyim bilmiyorum ama 32 boyda yani çok uygun. Hem ölçüleri biraz büyük olabilir ama yani ben bu pantolonu seri numarası bu da. Bu pantolonu ben alayım arkadaşlar. Yani sonuçta kaliteli bir malzeme. Malzemesi çok kaliteli. Kumaş çok güzel. Paçalar tam benim istediğim gibi. Botlarıma uygun. Vallahi 30 liraya bak. Ama şunu söyleyeyim. Yani bunun ben dizelin mağazasına gidip de bu pantolonu alırsam bakın. Ha pardon ha. Bak bak fiyat da buradaymış. Buradan çünkü eski fiyatlar da yazıyor. Dizelin orijinal fiyatı mesela. Dizelde kaç paraysa mesela bu hangi marka bu? Calvin Klein mesela bakın. Calvin Klein. Calvin Klein'in orijinal mağazasında bu pantolon 110 birim para. 110 pound. Burada indirimli burada yani. Arkadaşlar seri son olduğu için burada uygun düşüyor yani burası buraya. Bakın dizelde orijinal dizel şeyinde mağazasında bu pantolon 125 poundmuş ama burada 49.9. Hatta ben şu ayakkabıyı bile yine TikMax'ın almıştım. Normalde 130-140 pound bir ayakkabı. Ben bunu 40 pound'a almıştım dizel şeyden. Buradan TikMax'a orijinal diyor arkadaşlar. Yani burada orijinal sana diye bir şey yok. Bilen bilir. Ben bu pantolonu alacağım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bize. Hadi bakalım. Ama burada bir elektronikçi var. Şurada ha. İkinci el elektronik satıyor arkadaşlar bu mağazalar. Bu İngiltere. Şöyle parçaya geçelim. Hop sorry. Burası ikinci el elektronik satıyor arkadaşlar. Yani PlayStation'lar, tabletler, işte saatler. Mesela smart saat. Huawei'nin mi bu Samsung? Samsung Galaxy Watch. 170 birim para. İkinci el arkadaşlar bunlar. Watch mesela... yapalım mı lan bunlar? Aa, alüminyum kasını 160-300 pound onun olduğunu. Ne var oğlum bunlarda? Baya pahalıymış. Kameralar efendim, kulaklıklar, kollar, game, el oyun şeyleri. Telefonlara bakalım. İkinci el telefonlar kaç para? İkinci el Samsung Galaxy S10 Line. Evet, 350 birim para. Vay anasını be.
İyiymiş lan. Tabletlere bakalım. Apple'ım var arkadaşlar. iPad Pro 11. 710 pound. Yine Apple'ın iPod Pro 12.9 diyor. 995 pound. Ama bunlar ikinci el. Bilginiz olsun. İkinci el, bir içeri bakalım mı? Açık mıdır acaba? Yalan lan, geri. Hop. Arkadaşlar ikinci el bunlar. Ama 745 pound. Birim para işte ya. İşte 745 TL dolar. 745 euro dolar. 745 PlayStation'lar var dostlar. PlayStation 4 var. 230 pound. 231 birim para. İkinci el yine bu. 500 GB'lık olan var. 200. Bu da 500 GB'lık. 200. Xbox'un için mi? Evet. Sony Xbox için herhalde galiba. PlayStation Movie 40 pound. Şey... El oyun şeyi zımbırtısı da. Ya saat arıyorum dostlar aslında, ya ben smart saat bakıyorum. 190 pound anan avradı, düşmüyor bir türlü ya. Samsung var 70 pound'a. Bose kulaklık var böyle. Apple Beats var 40 pound'a. Ama kablolu bu arkadaşlar. Ama yoksa bunu benim bildiğim kadarıyla şarj. Bunu bildiğim kadarıyla şey, kablosu olması lazım. Telefon bakalım mı? Samsung Galaxy S20 var. 640 pound. Ananı avradını. Benimkini 547'ye aldım. Huawei var 70 pound. Güzel kulaklar bence. 90 pound. Oh. Samsung Galaxy var 65 pound. Bunlar iyi kulaklı ya. Samsung'da kötü mal çıkarmaz. Evet. Buralar ikinci el arkadaşlar. Sıfır değil, bilginiz olsun. PlayStation 2 45 pound. Oh, PlayStation 3'ler var. 65 pound'a var. PlayStation 3 var. 112 GB. 500 GB var bir PlayStation 3. 88 pound'a. İnşallah ben bu müzikten teyfi yemem. Aga kulaklığa gelsin. Paraya bak. 245 pound. Aslında bir laptop var. Güzel bir laptopa benziyor. Markası ne? HP. Blu-ray filmler, PlayStation oyunlar. PlayStation oyunlar. Neyse. Çıkalım. Yeter. Uzun bir video oldu. Dostlar. Ne yapalım buradan? Ondan sonra geri dönelim. Daha çarşı işte arkadaşlar ya. Her yeri kendine göre küçük bir büyük çarşısı vardır. Böyle çok fazla gezemedik, dolaşamadık ama olduğu kadarıyla böyle. Artık gidelim kardeşimizle. Gemiden indik. Yani vapur, her neyse, tekneden indik. Oğlum acayip yağmur yağıyor lan. Gidelim bakalım, gidelim. Evet. Lütfen. Burada yol var ama yürüyeceğiz aga. Islanacağız mı ıslanacağız artık. Yapacak bir şey yok, hadi bakalım. Otobüse kadar yolumuz var. Otobüsten sonra da bir tren yapacağım. Oğlum böyle bir gemiyle tatile çıkacaksın. Şöyle bir ay var ya, telefonu melefonu kapatacaksın, yemin ediyorum. Ya tek kimse ulaşmayacak sana ya. Dünya ile itibatı koparacaksın, denizden denize, karadan karaya. Ya güzel olurdu be. Şimdi geldim, otobüs durağında bekliyorum. Otobüse binip tren istasyonuna gideceğim. Otobüsümüze bindik. Devam. Tren istasyonuna geldim. Dostlarım. Oğlum bu İngilizlerin var ya, yürüme yerleri bile soldan. Ters. Hani biz sağdan yürüyoruz ya böyle. Bunlar soldan yürüyor yani, aynı araçlar gibi. Ya, trafik sistemi olduğu gibi insanlar da ters yürüyor. Her şey ters bunların ya. Bakayım. Hoppa. Bu arada kamera gösterebilirim.
maske tamamen bugün kapıda taktım. Kapıda taktım ve Türkiye'ye gidene kadar maske çıkarmayacağım. Çünkü risk. Bir sürü yer gezeceğim. Tren, otobüs, bilmem ne. Havaalanı. Çıkarmayacağım yani bugün. Bakalım. Maske de sıkıyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Londra merkeze yaklaştım. Şimdi buradan yine bir trene bineceğim. İneceğim. Ondan sonra bir trene daha bineceğim. Ondan sonra havaalanında inşallah. Bakalım işte ya. Daha Londra merkezi ama burası tabii biraz dışarıda kalıyor. Şey yapacağım. Liverpool Street'e ineceğim. Orada biraz daha merkezi bir yer gösteririm. Ondan sonra biraz yani işte Londra merkezi şu ilerisi oluyor. Şöyle. Ama bu Londra merkezi hep böyle bir tamir, böyle bir çalışma falan. Yani böyle kuleler, muleler. Neyse, hadi bakalım. Evet, şöyle bir ufaktan bir merkezi çekimliyim size. Buradan şimdi bir daha bir trene daha bineceğim. Başka bir yerde ineceğim. Aa, karman çorman işler ya. Şimdi underground'a gireceğim. Alt kata gireceğim ama kartımda şey bitmiş. Para tükenmiş. Şöyle tıklıyoruz. Diyor ki içinde 1 lira param var diyor. Kaç lira koyacaksın? 5 lira, 10 lira. 10 liraya koyalım. Kart mı diyor? Cash mi diyor kardeşim diyor. Kartımızı koyalım yerine. Hop. Evet. Şifremizi giriyoruz. Evet. Paralar gelsin. Kart. Bir daha kartı diyor şimdi dokundur diyor. Dokundurdum tekrar. Hesabınız, bakiyeniz 11 lira olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Gidiyoruz. Welcome to Victoria Station. Tıklıyoruz. Kapılar açıldı bize. Abi paranın açamayacağı kapı yok ya vallahi. Paranın açamayacağı kapı yok, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu arada Covid Movid muhabbetlerinden dolayı acayip bir sıkıntılı durum var. O yüzden çok fazla insanlara yaklaşmadan geçeceğiz. Hadi devam o zaman. Bir yerin dibine indik arkadaşlar. İncil's Green Oxford Street. Tottenham Hill. Burada ineceğim ben. O yüzden ne yapıyoruz? Buradaki line'a gideceğiz. Ay, koş 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 koş. Şimdi böyle bir ucube yere geldim. Ondan indim bildiğiniz gibi. Şimdi Stanton Airport diyor. Yani bir gidişlik mi, dönüş gidiş dönüş mü diyor, 7 gün mü diyor, grup haline mi gidiyorsunuz? Tek gidiş. Why anam why? Single 19. Klas yerden mi gidelim diyorsun? 19 20 pound. Ay canını yerim seni. Güzel para. Bakın. Herkes maske takıyor. Ben de dahil. Herkes maske takıyor. Takıyor. Bak şimdi burada bir genç bir arkadaşımız var. Bir de şurada konuşan bir arkadaşımız var. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu iki arkadaş da Türk. Oğlum biz nasıl bir milletiz lan? Yemin ediyorum var ya. Şaşırırsın ya. Bak herkes takıyor. Ben de dahil. Yani ben de dahil. Çünkü korkuyorum. Şimdi Türkiye'ye gideceğim. Annem var. Ben de rahatsızlanmasın diye. İki Türk kardeşimiz burada. Kendi aralarında konuşuyorlar. Evet. Bizim 19 pound verdiğimiz trenimize geldi. İnşallah yemek memek servisi falan vardır. Vallahi ya bayağı para ya. Yani burada çok büyük para bu. Çok büyük para. Evet. Çok 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 büyük para. Neyse. Gidelim bakalım. Havalarına.
Evet, havaalanına geldik. Yalnız check-in yapacağım. Nerede yapacağım diye bir bakmam lazım. Araştıracağız, edeceğiz. Hadi bakalım. İstanbul diyor. 17.30 İstanbul bekleyin diyor. Lütfen bekleyin diyor. Daha belli değilmiş. İstanbul Pegasus 17.30. Şunu göstereyim arkadaşlar. Şimdi burası bir havaalanı ve ben normal güvenlik şeyinden de geçtim. Yani burası hani bir suyun atıyorum şöyle bir suyun 15 TL'ye satıldığı işte atıyorum zaten kola içmeye içemezsiniz de hani böbreğinizi bırakmanız gerekecek öyle bir durumda. Bak 1,5 birim para. İşte kahveler varsa soğuk kahve. Yani demek istediğim şu, suyu görüyorsunuz yani 70 sent peni işte 1,5 1 lira 70 lira 70 sent yani neyse 70 kuruş. Hani fırsatçılık yok. Demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Hani bir fırsatçılık yok. Şimdi bizim o tarafta bir su, yani ben bir enerji içeceğinin Red Bull'u geçen bir ara baktığımda Red Bull havaalanında 20 lira. Ha burada Red Bull var bak. Kaç paraymış Red Bull? 1,5 lira. 1,5 lira. Bak Red Bull. 1,5 lira. Yani para birimine kalsanız 1,5 para birimi. Ve 20 liradan bahsediyorsunuz ya. Vay be. Neyse. Bunu bir başka yerlere çekmeyelim şimdi. Hadi bakalım. Devam. Ulan burnumun üstü kırmızı oldu var ya. Sabahtan beri takıyorum daha yani. Şuradan 2 dakika bir şey atıştırayım dedim. Çikolata bir şey. Daha kahvaltı yapmadım. Burnumun üstü kıpkırmızı olmuş. Uçağın kapısına daha var. Şu uçma meselesi var ya. Bambaşka bir şey ya. Acaba pilot oluyorlar mı şey? Pilot oluyorlar mıdır acaba diyorum. Hep konuşabilsem. Hadi oğlum şimdi yüksel. Şu anda bir basınç. Şu anda yükseliş. Hadi bakalım her şeyin hayırlısı diyelim arkadaşlar. Salim geldik diye düşünüyorum. Yine ne kadar bir şey söyleyemem. Epey alçaldık. Sabiha Gökçen'e iniyoruz. Bu arada söylemiştim herhalde. Aşağıda kimse atışlamaz. Evet. Sarsıntı. Frenleme. Vites düşür oğlum. Vites düşür. Vites düşür. Tamam, şimdi rotorda nasıl? Eyvallah, tamam. Rotorda nasıldı şimdi? Tamam. Sal abi şimdi arabayı. Neyse hadi ineyiz. Bırakalım makarayı. Geldik, indik arkadaşlar. Sağ olun. Yolculuk ettiniz buraya kadar ama. Ulan indik be. Vallahi helal olsun kaptan. Güzel kullan. Delikanlı adam. Nereye geçiyor? Şurada duralım. Vay kral. Ulan canlı adam bizi tanıyormuş bak görüyor musun? Abi gel hoş geldin. Eyvallah kral. Nasılsın ben de, abi? Ben de video çekiyordum. Dur sen şuraya al. Şöyle al. Ben de video çekiyordum. Video mu çekiyordun? Aynen. Hemen abla selamlar. Eyvallah. Çok bekledim seni. Beni bekledin. Valla seni ya, bekledim. Ya niye bekledin olsun ya? Abi adamsın sen. Eyvallah. Gel abi onu tutturacağım seni gel. Ya yok mu kanka? Bırak gel abi. Oğlum adam. Eyvallah. Sen gel buraya otur. Kralsın sen ya. Abi inşallah en kısa zamanda Avrupa'da görüşürüz. Ben de evraklarımı hazırlıyorum. ADV alman gerekiyormuş. Tamam. Olursa ekolle başlayacağım işe. Sen şey yapsana. Instagram'dan falan yaz bana. Tamam abi. Fakten tepekten birbirimize haberleşelim. Ben sana ufak tamam ufak bilgiler vermek. Fotoğraf çekilelim seninle. Maske falan var ama. Sıkıntı olmaz abi.
Lan nereye geldik ya? Abi bir de arkadaşlara kolay gelsinler misin? Senden haber bekliyorlar. Baba sen ne yaptın? Adamlar bize diyor. Beyler hepinize kolay gelsin. Enver Tuna ben. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar size. Abi Allah'a emanet ol. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Benim makine de bu abi. Bak. Yakın da büyüyecek inşallah. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Hadi çıkart. Oğlum adam tanıdık çıktı ya da helal olsun valla. Neyse hadi bakalım beyler. Bırakım atayım. Adam bizi en öne oturttu sağ olsun. Allah razı olsun arkadaşlar. Burada da yine bir görüşeceğiz. Bak konuşacağız. Şu anda indik aşağı. Gidiyoruz. Evet. Pasaport kontrolüyle yavaş yavaş gidiyorum. Bak. Evet. Dostlarım şimdi geldik havaalanına. Bir arkadaşımız daha çıktı. Az önce bir abimiz bizi sağ olsun buraya kadar gönderdi. İsmiydi? Ersel. Ersel arkadaşımız da burada çalışıyormuş Türk Hava Yolları'nda. Kıdemini bilmiyoruz ama... Ekip planlamadayım. Tamam yani var bir kıdemim var, bir duruşum var. Eyvallah. Kendisi geldi sağ olsun bizi karşılamaya. Allah razı olsun. Hoş geldin. Buralardayız. Bir isteğiniz, evimiz olsa diğer taraftan söyleyin. Çok sağ ol abi. Sağ olasın abim. Hadi görüşürüz.